من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Kardeşler, bir itikat yapıyoruz, bir psikoloji yapıyoruz böyle, bir imani mevzu yapıyoruz. Bugün de içsel alemde, aile hayatında, cemiyet hayatında imtizaç etmek, bütünleşmek. Onun yöntemi veya zıttı nedir? Yani dağınıklığı ortadan kaldırmak Mustafa. Bu tenasüp deniliyor. Tenasüp. Bir de mudara var, mumaşaat var. Bunlar yanlış anlaşılabiliyor. Tamam, biraz böyle ilmi olacak ama biraz da avami yani. İstifade ettiğimiz kadar. Tenasüp, birbirine münasip düşme. Lugatını okuyorum. Uyumlu olma. Birbirine yakın düşme. Edebiyatta, münacatta birbirine uygun kelimeler bir arada dizmek manasına geliyor. Tenasüp. Yani kendi duygular var ya, uçuk olmamalı. Nizam, bir tanesi böyle, kalp atışı var ya böyle böyle entegre gibi. Bir tanesi böyle, bir tanesi böyle, 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 böyle. Bu insan dengesiz insan oluyor. Yani ilmi çok ama öteki tarafta fiyasko. Nerede nasıl kullanacağını bilmiyor. Kah dostunu düşman, düşmanı dost yapıyor. Yani tenasüp yok. Şimdi böyle bir adam var. Böyle bir adamı cemaat içinde, evinde, kızı var, oğlu var, annesi var, babası var, akrabası var. Kapı açık olsun. Kapı açık olsun. Akrabası var. Nasıl imtizaç edecek ki? Kendisindeki duygular, fikirler uçuk. Aşağıya bazıları. O zaman daha gelmeden ben size söyleyeyim. Adınız gibi bilin ki cemaatta uyumu olmayan, ailede uyumu olmayan, adınız gibi bilin kesin ama kendisiyle de uyumlu değil. Sıkıntılı. Tabii. Kesin. Hastalık. Hasta. Bir tane bu. Bugün konuşacağımız. Mudara var. Mudara ve mumaşaat. Bunlar karıştırılıyor riyakarlıkla. Yalakalıkla, yapmacıkla karıştırılıyor. Değil. Hadiste var. Yüze gülmek. İlk önce lügatını veriyorum. Görüşmekte dost olmak. İnsanlara karşı güzel davranışlarda bulunmak, başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek. Uymuyorsun ama bozguncu da değilsin. Tamam. Mudaraya, bu riyakarlık değil, onu şey yapacak. Başkasının fikirlerine uyarcasına hareket etmek, sükun ve anlayış üzere durmaktır. Din esaslarına uygun olarak yapılan mudara iyidir. Başarıya sebeptir. Yani din yasaklamamışsa, haram değilse, mudara ve mudara iyidir ve başarıya sebeptir. Peygamberin de hayatında vardır. Bunu okuyacağım ki bir hadiste şöyle geçiyor. Lugatlar verdin ya, karıştırıyor. Mumaşa'yı anladın mı? Hangisi lugatta, hangisi de abi? Okuduruz ya. Lugatta mudara ve mumaşaat. İkisini bir yaptım. Hangisi de? İkisi he. Aynı değil ama aynı. O inceliği yapmayacağım. Mudara ve muhaşaat. Yani mudara davranış, muhaşaat, yani bir tanesi davranış, ötekisinde ses yapmamak. Yani onlar içinde, onlar gibi gözükmek. Mudara, gülmek, karın böyle fiil. Muhaşaat ise fikirlerine dokunmamak. Tamam. Şimdi hadis-i şerifte şöyle geçiyor. İnsanlara mudara etmek bir sadakadır. Yani mesela
Mesela tebessüm ediyorsun. Şimdi bir yanlış yapıyor. Bak şimdi bir yanlış yapıyor. Bir tanesi böyle bunu bilmeyen adam niye böyle yapıyorsun ya? Ama bunu kaldıracak değil o. Mesela senelerden beri doğruluk zannıyla onu yapıyor. Senelerden beri onu yapan bir insana çıktı bir tane benim gibi adam, senin gibi adam. Bu yanlış dedi ya, bu olmaz dedi. Hatta ayet ve hadis göstersen, ayet ve hadisin inkarına sebep olursun. Mesela uygulayayım. Evde kavga oluyor. Karı koca. Ben eylemde uygulayacağım şimdi. Şimdi kavga olurken adam veya kadın kendi üstün gelmek, doğru gelmek adına ne biliyorsa kullanır. Mantığı zaten kimse dinlemez. Onu susturmanın tek yolu var. Anladığı ve durabileceği ihtimal ettiğimiz dindir. O anda dinde bir şey söylemek eşine ne demek biliyor musun? Dini inkarına sebeptir. Olmaz öyle şey. Nereden çıkartıyorsun? Ben kabul etmiyorum. Bu dinsiz olur mu? Olmaz. Olursa sen de olursun. Çünkü sen sebep oldun. Çünkü sen din diye demedin onu. Galip olmak için dedin. Hazreti Ali'nin bununla alakalı bir sözü var. Hariciler kılıçlarına böyle Kur'an'ın ayetini Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Mealini de söylüyorlar. Ayet bu. Buna ne diyor biliyor musun? Buna Hazreti Ali diyor ki bununla batıl kastedilen hak bir sözdür. Şu cümleye bakın. Yani bundan daha büyük tap olur mu? Bununla batıl kast edilen, batıla varmak istenilen hak bir yöntem, hak bir sözdür. Mesela en çok olan şeylerden. Ya kadın kocasına itaat etmesi lazım. Peygamberimiz demiş ki işte Allah olmasaydı kadın kocasına itaat, ibadet edecekti falan. Sen bunu niçin kullanıyorsun? Din için mi? Yani dinden davranışların, sözlerin din miydi? Dini yansıtırsan öyle. Çünkü sen erkek gidip öğreniyor. Sen bu derse katılıyorsun. Kadın katılıyor mu? O zaman sen akşam gittiğin zaman sana itaat edecek, dinleyecek bunu. Çünkü dinlememiş. Ama sen nerede kullanıyorsun? Bunu sen nerede kullanıyorsun? Üstünlük gelme, isteğinin yerine gelmesinde kullanıyorsun. Dinle alakası yok. Mesela kavga anında zaten bize işte 4 tane alma şeyimiz var, hakkımız var. Şey. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum de. Bak ayet inkar ettin. Ettiyse sen ettirdin. O onu kastetmiyor. Çünkü sen de Allah'ın kanununu kastetmedin. Nefsaniyetini kastettin. Sünneti kastetmedin. Fıtratı kastetmedin. Çünkü 16 şey 2 tane 3 tane alabilmenin şartları var ya şartları. Mesela bir tanesi küfür, bir tanesi imtizac. Bunları saymaya kalkarsam o aldığını da alamazsın ha. Onu da geri vereceksin. Bak bir tane söyle dedim bak. Ve onu da geri vereceksin. Mesela baştan bir tanesini sana söyleyeyim. Bir eş diyor kadın olsun erkeğe. Erkek ise kadına. Dini için, güzelliği için, malı için alınır. Siz dinini seçin. Eğer seçmezseniz dini hayır bulamazsınız diyor. Sen şimdi bunu nefsaniyet için seçtin. Bunun için seçmedin. Niye hayır arıyorsun? Ne gelmişse Allah bereket versin. Oltana ne gelmişse. Evim o mu? Va. Obası o mu? Va. Tamam. Dini var mı? Sonra olur. Biz mesela dayatıyoruz. Mesela şiddet diyor kadına. Kadını yaptığı şiddet daha ayuka çıktı. Daha beter bir şey ya. Yani kıyas etmiyorum bu fazla az. 3 tane çocuğu var. Hep misal veririm. Çünkü birkaç daha hafta önce oldu. 3 tane çocuğu var. Facebook'ta, Instagram'larda vesairede tanıştığı adama kaçıp gidiyor. Peki o çocuğuna yaptığı, kocasına yaptığı şiddet nedir?
Üç tane çocuğu bırakma hakkın var mı? Hadi kocayı bıraktın. Peki üç tane çocuğu bırakma hakkın var mı? Ahmet'e kızdın diye, kocana kızdın diye veya nefsaniyetten dolayı. Böyle bir şey var mı ya? Peki bu şiddet değil mi? Bundan daha büyük şiddet olur mu? Ve la tezuru vaziretun vizre uhra. Birisinin atasıyla başkası mesul olur mu? Sen şimdi kocana kızdın. Faturayı kime kesiyorsun? Çocuklara. Böyle bir şey yok. Bak şimdi. El insaf. Kavga, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki ben kimseye bir şey kullanmıyorum. Kavga iki diri arasında olur. Morgda kimse o cesette kavga edemez. Çünkü birisi ölüdür. İki gururlu, kibirli, iki inatlı kişi arasında oluyor. Bu tombala değil kardeşim. Evlenirken zaten biliyordum böyle olacağını. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Ya itaat etmiyor. Memur aldın kardeşim. İtaat etmeyeceğimi bilmiyor musun? Amirdi belki de. Şefti. Cemiyette senin gibi erkeklerle yarışan sana itaat eder mi ya? Sen bunu bilmiyor musun? Sen bunu bilmiyor musun? Bu bedihi bir şey. Erkekle yarışmaya atılmış at gibi koşturuluyor. İkisi de parkurda. Kadın da erkek de çalışıyor. Yarış bu. Hayata attın. Yani oysa nafaka erkeğin üzerindeyim. İkisi beraber. Peki oldu ne yapacağız? Mudara ve mumaşaat yapacaksın. Onu anlatıyor. Evlendik. Bundan sonra geri veremeyiz ki Ömer abi. Onu konuşacağız daha. Daha yeni giriyoruz. Bu aile uyguladım. Cemaate uygulayacağım. Bir de kendime. Psikoloji ne demek biliyor musun? Cahil değilsin. Paniğin atağa dönüşmesidir panik atak. Bugün yaptım burada arkadaşlarla. 406 diye çıkacak. Psikoloji 406 panik atak diye. Sebeplerini sayıyorum sonra çözümlerini. Yani nasıl oluyor diye. Şimdi insanlara mudara etmek bir sadakadır diyor. Diğer bir hadis-i şerifte ben farzlarla emrolunduğum gibi insanlara mudara ile de emrolundum. Ya şimdi mudara ilmi siyasettir. Başta ilmi siyaset ne demek? Kim kime neyi ne zaman makam maksat, uslup, belagat ve onun ve ortamına uygun davranmak ve yapmak. Yanlışlık iki sebeple gelir der ustad. Yanlışlık bir, tatbiki nazariyat. Tatbiki nazariyat iki, muktezai hala mutabık hareket etmemek. Etmemek. Tatbiki nazariyat şu. Mehmet abi bildiğin bir ilmi, yöntemi. Senelerden beri kazanmışsın Kanat Caddesi'ndeki esnaflık kültürü. Gittin başka bir yerde dükkan açtın, işçiden senin davranışını bekliyorsun. Bu nedir o? Nazariyatın var ya bilgilerin. Onu uygulamada tam tamına yapmaya çalışmak. Mesela uygun değil de orası. Buna gelebilmesi için çok lazım. Yanlışlık. Bir tatbiki nazariyat Mehmet abi sen de esnafsın. Evet. Yani senin o bilgini buraya uyar mı? İki. Muktezai hale mutabık hareket etmemek. Muktezai hal. Tamam. Şimdi fakat güzel bir sonuç düşüncesiyle olmaksızın menfi tarafını anlatıyor nizam. Güzel bir sonuç düşüncesiyle olmaksızın herhangi bir kimsenin makamından, servetinden, bak nizam ekonomisi iyidir veya hocamın makamı vardır. Yani bu iyi bir onun ve benim, toplumun, ailenin, dinin hepimizin menfaatine değil de onun makamın kasasından ve masasından, servetinden dolayı yüzüne gülmek, ooo Mehmet abi,
Nizam Bey kardeşim bir tane. Tamam? Yüzüne gülmek, ona mudarada bulunmak çok kötüdür. Böyle bir davranışa temellük, tabasbus, mudahane, yağcılık, yaltaklanmak, dal kavukluk denir ki insaniyete asla yakışmaz, dince yasak, aklen de çirkindir. Bu değil. Mesela ben 50 küsur yaşındayım. Çocuklar geliyor. Dersane ya. Sarılıyorum. Nasılsın yavrum? İyi misin? Acayip. Ondan sonra bir şey soruyor. Diyorum ki ya ben o kadar alim değilim. Ya. Söz zaten bunu biliyorsun. Hadi bir söyle bakalım. Eksikliğimiz varsa ben de tamamlarım. Bu mudaradır. Onure etmek. Yani ben ondan ne bekliyorum ki? Makamı yok, kasası da yok. Kasası da yok. Ben onu kendisinin menfaati için göremediği, varanması çok zor olan şeye sıçratma yaptırıyor. Evde de öyle. Bir mesela sıkıntı olacak bir şey diyeceğim. Ama bir sürü çocuklar, o 2-3 tane çocuklar zarar görecek. Deme. Bakma, görme, laf atsa, duyma, yapma. Nedir bu? Tezellül değildir. İlmi siyasettir. İlmi siyaset kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin yapacak diyeceğim. Şimdi Risale'den cevap şey yapıyorum, Nizam dinliyor mu abi? Mektubat 477'de diyor ki çok hoş bir iş mevzu. Çok ilginç yani, faydalı olalım. Hem ilk önce ben motive olayım. Mustafa'ya yanlış davranmayayım diye. Tamam. Tenasüp, niye dedim biliyor musun? Tenasüp tesanüdün esasıdır. Resul kardeşim bak bunu bir bize birkaç kelimeyle izah et. Bak tesanüp. Tenasüp, tesanüdün esasıdır. Yani tesanüt yardımlaşma abi, tenasüpte uyumlu olmak. Uyumlu olmadan yardımlaşma olmaz zaten. Evet. Yani, tenasüp neydi abi? Tenasüp uyumlu olmak. Yani birbirine yakın olmak. Bu bedenen fiziken değildir. İlk önce fikren, sonra hissen, duygu. Ve latife olur. Gaye. Gayede bir olacaksın. Hani bir tenasüp, birbirine yakın olmak demek, hedefte bir olmak. Hedefte bir oldun mu, orada amirsin, orada kazmak küreksin, fark etmiyor. Hedefte bir miyiz? Tüfek, tabanca tutmuş asker, öteki semir veriyor. Aynı. Allah'a ilmiyor, ikisi de şehit. Tamam. Şimdi eve uygulayalım. Ama bunu unutmadan uygulayalım. Komutan emir veriyor. Ötekisi tüfek kullanıyor. Kazma kürek. Tenasüp sahibi. Gayede bir. Evde kadın evin nizamını kontrol ediyor. Erkek yaşayı getiriyor. Ve dışarıya daha açık olduğu için ilim ile ve marifet ile evi yönetmesi gerekiyor. Tabi olması lazım o noktada. Nasıl tabi olur? Öğretmene biz tabiyiz. Hocam, sınıfa girince çocuklar size tabi değil mi? Emanet yapıyorlar mı? Ya biz de biliyoruz. Ya bir kere amme, toplum adına devlet bunu görevlendirmiş. Öğretmen paldır küldür ben geldim demediği gibi, sen de ben senin talebim demedim. Hepimizin onayladığı bir makam var. Devlet beni. Öğretmen seni taleben nispet etmiş. Ha, o zaman talebe itaat etmesi lazım. Etmediğini kabul edin. Okulda ne olur? Talebeler hiç kimse etmiyor. Belediyede kimse etmiyor. Zabıtalar hiç kimse sana itaat etmiyor. Olur mu öyle bir şey? Sistem bozuldu. Yani üstünlük değil ki kardeşim. Amir memur üstünlük değil. Vazife taksimi. Yani tevzi edilmiş. Bu tenasüp Ömer abi
Maksatta, gayede, hedefte bir olmak. Bu diğeri nedir? Bu vasıflarımızı birleştirmek. Bunun adı da tesanüt. İşte, tamam mı? Tesanüt bozulsa diyor, cemaatin tadı kaçar diyor. Heh. Tadı kaçar. 2. Muhakemat 31-32. Hüsn tenasüpten naşi olur. Hüsn tenasüpten naşi olur. Oradan çıkar. Ne anladın? Hüsn, güzellik tenasüpten naşi olur. Yani şu. Aşağıda da verecek. Muhakematta veriyor. Kardeşim, burun deliği çok iyi değil mi? Nefes alamayız. Burun deliği çok iyidir diye ciğeri nazara almadan deliği, şu göz, burun deliğini öküz deliği kadar yapsan ne olur? Ciğer patlar kardeşim. Traktörün havasını bisiklet lastiğine basmak gibidir Mustafa. Ne olur o? Gümler. İyidir ama haddini aşırırsan, güzeldir ama haddini aşarsan bu tenasüp değil. Denk, uygunluk değil. O zaman güzellik farklı şeylerin bir amaç için, bir gaye için bütünsele gelmesidir. Usta fabrika çarklarına misal veriyor ya. Fabrikanın muhtelif çarkları küçüktür, büyüktür, azdır, çoktur vesaire harekette. Yani hepsi vazifesini uyumlu bir şekilde yaptığı zaman ortaya kemalat çıkıyor. Bir tane büyük çark, bir tane küçük işte. Fark etmez. Tamam mı? Hüsn nereden çıkıyormuş? Tenasüpten ortaya çıkarmış. Birbirine uyumlu olmak. Sebebi gaye ve maksatta bir olmak. 3. Şualar 77. Tenasüp güzelliğin en mühim bir esasıdır. Tenasüp yani birbirine denk olmak, bu da gayededir, yok fikirdedir veya ehli dünya gibi menfaattadır. Yani burada fabrika düşünün, para kazanacağız, fabrika çalışsın ki pamuk fabrikası var. Bir tanesi amir olacak, bir tane şef olacak, bir tane işçi olacak yani, kamyoncu olacak. Kimse kimse itiraz etmemesi lazım. Niye? Herkes amir olsa olmaz, herkes işçi olsa olmaz, erkek kamyoncu olsa olmaz. Yani madem biz bu bütünselden bir hisse alacağız, en az maaş alacağız, ne yapacağız? İttifak edeceğiz. Tenasüp, birbirine yakın olmak, bir daha söylüyorum, kilo, beden değil. Birbirine yakın olmak, Abdurrahman, hedeftedir. Gayede. Kastamonu evlilikte de şey ya, secciyeten ve diyaneten diyor abi. Ya. Uyuma ne koyuyor yani? Onu hatırlattın, damarımıza biraz bastın. Bütün ulema-i İslam evlilikteki şart küfürdür diyor. Çok şaşırdım. Bunu şey kaptığım zaman biraz Türkiye'de bizi takip edenler biraz şaşırmıştı. Siz de şaşırmıştınız. Bütün ulema-i İslam evlilikte küfür lazım diyor karı koca. Denklik. Bu denkliğin birinci şartı dindir. Bütün ulema böyle demiş. Din, ahlak, sanat diye devam ediyor. Tek bir yerde Üstad Hazretleri dini ikinci yere koyuyor. İlk önce ahlak diyor. İlk önce ahlaken bir olmak, sonra dinen bir olmak. Ben sana misal vereyim. Dindar adam veya kadın ama ahlaksızın birisi. Zaten bela ya, dine de hücum ettirirler yani. Dine zarar veriyor. Dine zarar veriyor. Yani aileyi bırak şöyle, dine zarar veriyor ya. Ben böyle birkaç kişi biliyorum. Ona dindar denir mi abi? Ya. Ona dindar gözüküyor. Ya, dini dar denilir. Dini dar. Din dar değil, dini dar. Küçük kafa. Var böyle, hatırıma geldi böyle. X ilçede. Karısını da boşaltıyor. Şimdi evde dıngır dıngır tek başına kalıyor. Evet işte. Bana uyacaksın, şöyle yapacaksın. Vay be. Ne yuvalar yıkılıyor, muvazene yok.
Yani çocuk... Hazreti Zeynep annemiz ondan dolayı değil mi? He? Hazreti Zeynep annemiz. Evet. Yani dağıtmak istemem. Çok güzel misallerim var böyle. Başka yer okuyorum. Muhakemat 25'ten okuyorum cümle. Cemiyete dahil olan, yani cemaate dahil olan, evlenen, yuva kuran, hepsini uygular Mustafa. Mustafa seni bırakmayacağım bu akşam. Ne kadar direnirsen diren. Kesinlikle. Öyle yok. O, bugün bana, bugün değil, bugün okudum da, daha önce sordular. Biri sordu bana, psikolojide ders yaptım. Uyku hastalığımı nasıl önleyeyim? Ben böyle herkesin söylediği tarzdaki bir şey, gittiği yoldan yürümeye pek alışmamışım. Çaresi de olmamış zaten. Yani çaresi de uykumu nasıl önleyeyim? Ne derler? Kitap oku, yürüyüş yap, hareket iş yap. Hayır. Ben başka bir şey, hayır değil. Yanlıştır demiyorum. Benimsi farklı. Çok sevdiğin ve dinen de güzel olan işini uzat. Fazla mesai yap ona. Sevdiğin işin olsun ama. Daha çok uyumaz mı abi? Daha nasıl uyuyacak? Abi Mustafa mesaide uyuyor. Dersten sonra okuma yapıyor. Nasıl yaparsa yapsın bugün şansı yok. Biraz örnek verseniz. Bu hem sevdiğin hem de dinen uygun olan işin mesela. Mesela diyelim ki adam dengesiz şöyle. Niye dengesiz? Yat dersen yatmaz, kalk dersen kalkmaz tipler bunlar. 12'de Allah Celle Celaluhu Kur'an'da وَجَانَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ geceyi ben size istirahat yaptım. Gündüzü de maişet için. Ne o ayet maişet için neydi? وَجَانَا نَهَارَ مَعَاشَ altında. Ha. Gündüzü maişet için geceyi istirahat. Adam marifet zannediyor ha. Bazı vesvese hastalar var ya. Mehmet abi, Terzi abi. Böyle abdest alıyor ya. Bir şeyde, şadırmanda. Geldi de birisi. Böyle alıyor. Cemaat, sünnet kıldı. İkindi. Farzı da kıldı. Tesbihat da kıldı. Ayakta. Gel abi ya dedi. Abi ya bugün bir adam gördüm şadırmanda. Biz de mi abdest alıyoruz ya? Biz de mi abdest alıyoruz? Adam hastalığına, hasta bu, ruhen hasta, buna özeniyor. Hasta, hasta demiyorum, hasta. Vesvese hasta, Allah böyle mi dedi? 5 numara araba kaporta zımparasıyla zımparalayayım mı dedi. Araba kaporta zımparasıyla zımparalıyor. Buna özeniyor. Şimdi, gece sabah dersler yapıyorlar. Gündüz ne yapıyorlar bunlar dedim. Ya, ayete ne oldu? Fıtrata uygun mu? Peki bunlar kim? Böyle yaparsa, devam ederse fıtrata zıt hareket ediyor. Fıtratta bu yok. Allah istirahat için yaptığımı dediğini sen çalışıyorsun. Çalış dediğin yerde yatıyorsun. Fıtrat ne olur? Yanlış. Nasıl özeniliyor ben de anlayamıyorum. Vay abi sabahlara kadar derse. Tamam sabah ne yapıyorsunuz? 11'de, 12'de kalkıp kahvaltı yapıyorsunuz. Okuldan, şuradan, buradan gelen çocuklar zile de bile basamıyor. Geldiği zaman sitem ediyorsun. Lan sabah sabah ne uyandırıyorsun? Bir bakıyorsun 11.30. Olanı anlatıyor. Ha, demek ki yatmayı da bileceksin, kalkmayı da bileceksin. Diyelim ki uyku hastalığım var. Uyku hastalığım varsa bir kere uykuya vurmak için uyuma demiyorum, şunu yapma demiyorum. Sevdiğin ne olabilir? Yani herkesin farklıdır. Kimisi mevzu araştırır. Kimisi müsbet manada şey yapar, bir video dinler, tamam, ders dinler, not alır, tamam, Kur'an dinler. Ondan sonra bir evde dairede yürüyüş yapar. Bunu yapınca ne oluyor? O çapı azalıyor. Kapamıyor uyku seni. Çünkü uyku gaflettir der Geylani. Uykuyu kabul etmiyor zaten. Hadiste de olması gerekiyor. Yani bir işte yorulduğun zaman başka iş yapın diyor ya. Evet dinlenin, yatın demiyor. Yoruldunuz başka bir şey yapın. Cemiyete dahil olan
Bu çok önemli de durduk. Yani cemaate dahil olan, evlenen, cemiyetin nizamını ihlal etmemek gerektir. Muhakimat 25. Şuraya bak. Evin nizamına uyacaksın kardeş. Dediğim dedik, ettiğim ettik yok evde öyle bir şey. Helal ve mubah şeylerde uyacaksın. Mesela tek yaşarken, ben kendim ya, tek yaşarken hakikaten muvaffakiyetin en birinci sebeplerinden bir tanesini söylüyorum. Yaşayarak söylemişim. Kitaplarda yazar da. Disiplinli yaşamaktır. Görüyorsunuz yakında. Taviz vermiyor. Tamam, şöyle diyelim. Ben 8.30-9 arası kahvaltı yapıyorsam bu böyledir. İstersen cemaatle kalayım, istersen tek kalayım. Bu böyledir. Bu kalkacaksın. Bu kaçta yatarsam yatayım. Görevden dahi gelsem. Kalkacak. Zaten kendisi kalkıyor adam. Bu adam diyor. Tamam, böyle şey yapacaksın. Fakat diyelim ki evlendim. Şimdi o da bir nöbetten geliyor. Daha işte 8'de çıktı. Sabah işte. Yani 9.30 ufak bir şeyle geçiştir. Cemiyete dahil olan cemiyetin nizamını ihlal etmemek gerekir. Onunla beraber yap. Yani bazı şeylerde taviz veriyorsun. Helal ve mubah. Haram da değil. Mesela ben namazı vaktinde kıldım ha. Ezan okundu. Cemaat hala böyle abdest alıyor. İkaz ederim, şahım yapmayayım ama beklerim. Yani ben tıngır tıngır tekrarım. Çok yorulmadım. Ama baktık sistemde yılışıklı var, gevşeme var. Tamam. Yani dokunuyor. Yani kendi hususi şeyinde biraz taviz veriyorsun. Hangi sahada? Helal ve mubah şeylerdi. Başka? Sunu'a Tulat İşaret 98'den okuyorum. Bazen hasen, ahsenden ahsendir. Bazen ama. Ne demek Resul? Hasen güzel, ahsen daha güzel. Bazen arkadaşlar, çok güzel var ya, çok güzel, iyidir de, bazen onu yapayım derken güzeli de kaybediyoruz. Neye benziyor? Kangren olmuş Mehmet abi. Parmak, şurada. Şuradan kesilirse kurtaracak kolu. Yok falan derken direttin, kola sıçradı. Küçük bir zararı, razı gelmedin, büyük bir zarar gidiyor, kol gidiyor. Erken teşhis diyor hocam. Evet. Amelin en iyisini arayacağım derken haramı düşer diyor ya, onu da kaybediyor. Aynen. Aynen. Çok garip. Bu aile hayatında, aklım fikrim benim orada. En iyisi olacak, titiz, hassas. Ama iyi de kaybediyor. Yuva sanki yuva değil, cehennem. Cehennem küçük numunesi. Ustad diyor ki, aile hayatı herkesin hususi bir cennetidir diyor. Eve gitmek insana şevk vermesi gerekirken, eve giderken Mustafa gitmeyin, istemiyor insan. Böyle insan da var. Bu şey dedi mi? Divan-ı Harbi de diyor, dinde hassas, muhakemeye akliyede noksan. Aa, harika. Mesela dinde çok hassas davranmaya çalışıyor ama yani her yere de uygulayacağım derken bu sefer oradaki şeyi kaybediyor. Sistemi bozuyor. Bak, dinde hassas, muhakemeye akliyede noksan. Çok aldatır, aldanıyor. Yani dinde hassas. Ama burada bir sürü şeylere sebep oluyoruz. Yani oluyor. Şimdi bu mumaşaattı, mudaraydı biraz. Yani o sisteme şey yapmak. Şimdi parmağı gözden çıkarmak kol içindi. Şimdi ben ona davranmasaydım bunu da kaçıracak o adam, kadın. O ya. Anladın mı? Yani en iyi yapayım derken iyi de kaçırıyor. Şu anda en iyi yapmaz dönemi değiliz. Kurtar. Vaziyeti kurtar yeter. En iyi yapmayı bırak. Tamam. Bu şeyde abi, mesela kadınların hayızlı olduğu dönemde onlara yaklaşmama mevzusu var ya. Bunu enfüsü cihetten düşünmüştük. Hani insanın dimağı her zaman kabiri terkih olmuyor. Yani dönlenmeye müsait olmuyor. O an ona yaklaşmamak. Aile içinde de yani o vaziyette onunla
yapacağımız şey o noktada bir verim sağlayacaksa yapabilmek ama sağlamayacaksa onu daha hızlı kabul edip ona yaklaşmamak gibi. Evet. Şimdi bu sistemler farklı, farklı şekilde izahlar oluyor. İşte onu anlatmıştım biraz. Erkeğin hey hey günleri, kadının hey hey günleri var. Bilmeyen adam evlenmiş. O zaman kadını da erkeği, erkek kadını, kadın da erkeği her zaman böyle görmek ister. Yani bilmiyor ki. Bir parçasını söyleyeyim. Kameri günler var ya, aylar. Hangi aydayız şimdi? Aralık. Aralık. Şey ne demek? Rebiülahir. He? Rebiülahir. Rebiülahir'deyiz. Ha, kameri ayların 13, 14, 15. günlere Eyyam-ı Biz deniliyor. Erkeklerin hey heylerinin geldiği gündür. O gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oruç tutun diyor. Devam et. Oruç tutun diyor. Kadınlara diyor ki erkeklerinizin her hareketini o gün, her sözünü o gün fazla kale alma. Ciddiye alma. Çünkü tam akılda değil. Akılları başlarında değil. Diyor. Tamam mı? Yani kale alma. Eyyam-ı Biz. Oruç tutun diyor. Kadınların da malum günlerinde Cenab-ı Hak orucu kaldırıyor mu? Namazı kaldırıyor mu? Sen niye hala dengeli konuşmasını ve dengeli hareket yapmasını bekliyorsun? Yapabilseydi zaten Allah orucu namazı kaldırmazdı. Erkeğe diyor ki, o zaman Ne demek tamam. Ama gene biz dinle. Ya bağıracak kale almayacaksın. Malum sistemden kaynaklanıyor. Onun zatından değil o. Benim 13, 14, 15. günler sistemimden geliyor. Benim böyle bir art niyetim yok. Bağırıp agresif oldum. Allah Allah falan çağırdı bağırdı. Ya böyle değildi. Sistemden böyle kaynaklanıyor. Bazen belediye devlete gidiyorsun. Kardeşim sistem biraz bozuk şimdi bilgisayar. Pek değil. Sistem. Ben ne yapayım? Bak buradayım yapamıyorum. Sistem. Ben de buradayım bu adamın yanında. Ama sistem böyle. Diyeceksin. Ki doğrusu bu. Ya bildiğin zaman çok kolay oluyor. Ya bu sisteme fatura çıkarmak ne demek? Memura fatura çıkarmak ne demek? Ya sistem Allah diyor ki ben senin orucunu kabul etmiyorum bugünlerde. Namazında niye? Ne yapacağını, ne diyeceğini tam şey yapamazsın. Onun için namaz ve oruç ne yapacak? Namaz ne diyeceğini. Oruç ne yapacağını tam iyi şey yapamayacağından kaldırıyorum. İtaatı kaldırıyorum iki sahada. Erkek de diyor ki bana itaat edeceksin her zaman. Allah kaldırdı itaatı sen itaat istiyorsun. Tesanüdün esası tenasüptür. Tenasüp, tesanüdün esasıdır. Mektubat 477. Tamam. Şimdi başka bir yer okuyorum. Mübalağa ihtilalcıdır. Mübalağa var ya, mübalağacı yani böyle. Avuhu benim şeyhim, benim hocam. Şişiriyor. Ama yok yani, fıtratı yalandır. Adeta Allah'a şey yapıyor. Ey Allah'ım şu yükselttiğim hocam, şeyhim bilmem neyim veya benim işte sanatım şeyim. Yani niye benim anlattığım gibi yapmadın? Onun için mübalağa ihtilalcıdır. Şöyle ki beşerin, insanların seciyelerindendir. Yani insanın yapısında ne varmış? Telezzüz ettiği şeyde meylü tezayüt ve vasfettiği şeyde meylü mücazefe ve hikaye ettiği şeyde meylü mübalağa ile hayali hakikate karıştırmaktır. Böyle bir özelliğimiz var. Nedir o? Bir daha okuyayım. Lezzet aldığımız var ya hoşumuza gider. Ondan sonra veya bir şey vasfedeceğimiz zaman var ya bir araba, böyle bir araba gözükmemiş. Lan nasıl bir sende mi gözükmüş? Böyle adam yok canım. Böyle bir alim yeryüzüne inmemiş. Bu kainatın imamı ya. Dünyanın değil, kainatın. Kainat. Veya meylü mücazefe. Yani oho. Yani öyle mücazefe diyor, mücazefe. Cezbeze ediyor ya. Ondan sonra meylü mübala ile hayal ile hakikati karıştırıyor. Dediği doğru ama nerede? Hayalinde. Öyle bir şey yok yani. Tamam. Bir tanesi dedi bana. Benim şeyhim hocam dedi.
Nefes alıp vermese kainat vefat eder. Çık lan dışarıya. Çık dışarıya. Mübarek. Bu çok itikada dokundu. Çok ağrıma gitti ya. Kainat vefat eder diyor. Bir Mehmet abi o Selahattin abinin oradayken 94'te adam bir tanesi geldi. Erkeğe hepiniz gittikten sonra gece 11-12, 11.30'da Ömer abi İskenderun'da petrolcuymuş. Sonra söylediler Mason Leos kulübündenmiş. Tamam dedi geldi hocam. Bu sizin bu akşam üçüncü mi dedi? İkinci dersinize katılıyoruz hocam. Hocam. Allah'ın sen şöylesin böylesin. Allah'ın bir sevgisisin. Ben dedim münafık şimdi ne diyecek? Sen konuştuğun zaman biz bulutların arkasında geziyoruz. Varlıktan çıkıyoruz hocam. Amin. Ondan sonra onun için lütfen şunu şimdilik kabul edin. Deste. Deste. Maddi mi? Para para. Maddi. Tabii Leon Skoda bu. Ondan sonra ve hizmeti beraber koordine edelim. Ama operasyonu. Ne? Ondan sonra Mehmet abi gerisi kalsın. Anladım. Parmağımızdan zor elimden kurtuldu. Kaçtı. Ahmet yukarıdan aşağı indi. 14. O zaman 14 yaşındaydı. Karanlık tarafından tam pencere açacak ama. Tamam. Allah rahmet etsin karanlık. Karanlık kızmıştı değil mi hanım? Yoğurt getirdi. Almadık tabii karşılıksız. Kaset verdi. Orada bakkalda öğretmenler var. Onlar meğer demiş, hatırladınız. Bu demiş başına götürme, almaz. Benim demiş yoğurtumu almayacak koca olur mu? Nasıl almaz demiş. Ondan sonra baktı geliyor, almış ama. Dedi ne oldu? Böyle koca olmaz dedi. Yoğurtumu almadı ama aldı dedi. Aldı ama cebime de kaset sıkıştırdı diyor. Karşılığı verdi yani. Allah rahmet eylesin. Alışmamış tabii. Evet, evet. Biz de biraz da sert mi yaptık yani? Biraz daha niye almıyor? Ya işte yapardık. O zaman daha gençliğimiz delikanlı böyle risalede ne yazıyorsa. Yeniydi abi, tazeydi. Mudara, mumaşaat yapamıyorduk. Küllatta ne diyor isteğine? Tamam hiç kimseden mi? Açtıktan şey yapacaksın ya. Zeytin varsa peynir yok, peynir varsa zeytin yok ya. Zaten saadet onun için gitti. Abi ne ya dedi ya, hatırlıyorsun değil mi sen? Hatırlıyorum abi. Çekip gitti ya, abi ben ölüyorum dedi ya, gıdasın ben. Yoğurt almaz, süt almaz, sen bunu. Ona çekip gitti ya. Biz de yani ilim siyaset yapamadık abi. Yapamadık yani. Ama o halisiyetimizden, samimiyetimizden Allah muvaffak etti ama bir de bize sor. Muhtaranın bir tarafı eyvallah mıdır? Eyvallah, evet. Evet. Ha, dükkanda mesela tam müşteri gelmiş, hakikaten haksız ya. Hı-hı. Yani kendisi bozmuş o çamaşır makinesini. Hı-hı. Bozmuş, sana garantiye şey yapacak. Yani sen de tamam. Bu da var. Çünkü hı-hı, gelecekteki o fitnesini sağa sola konuşacak. Yani bu makineden değil, bir sürü müşteriden de olacağız. Küçük zararı kabul ediyor. Ne yapıyoruz? Yani onu da sistemin dışına atmıyoruz. Bu yalakalık değil, menfaat değil. Hatta tam menfaatından vazgeçiyorsun. Zira muvazenet ve tenasüpten naşi olan hüsnü min haysu la yeş'ur ihlal eder. Ne dedi hoca? Min haysu la yeş'ur ihlal edermiş. Farkına varmadığı bir gün mü? Fark mı? Şey yapmamış. Nedir? Muvazenet ve tenasüpten naşi olan, yani oradan çıkan hüsn, farkına varmadan nasıl yapar biliyor musun? Mesnevi'de geçiyor. Sen şey yaparsın diye söyledim. Mesnevi'de geçiyor. Bir şeyi koruyayım derken çok şeyi kaybeder. Farkına varmadan bunu koruyayım derken onu kaybediyor. Ne olursa olsun bunu koruyacağım dedi. Şuur etmeden, şuuru intikal etmeden mesnevide geçiyor. Mesnevide sayfa kaç olduğunu bilmiyorum. Bir şeyi koruyacağım, lasyemalarda mı? O oralarda. Bir şeyi, Türkçesi yok, Arapça var.
bir şeyi koruyacağım derken çok şeyi kaybeder. Sol sayfada, ortanın altında geçiyor. Nasıl ki, mesela söylüyorum şimdi, nasıl ki bir ilacı istihsan edip izdiat etmek, devayı daha inkılap etmektir. Muhakemat 31. İlaç faydalı mı kardeşim? Ahmet. Evet, abi. Faydalı. Çok iyi ya. Kaç günde bitecek Ahmet'im? İkamet. Bir an. Ya hemen içelim Abidin hocam. 30 tane işin içecek ne olur? Deva daha olur. Böyle gezmekten siyahat yerine kabristana fetva vermiş oluruz. Yani bir şey iyidir ama yerinde ve vaktinde ve zamanında onu ziyade etmek aynı öyle benziyor. Faydalı bir ilacı çok faydalıdır diye çok almak. Faydalı bir ilacın çok alırsan tersini inkılap eder. Davranışlar da öyle Mustafa. Mesela yeni başlayan benim akrabam, yeğenim namaza senelerce kılmadı. Şimdi nasıl kılacak yani? Şimdi benimle sabah namazına kalkıp da benimle tesbihat mı yapacak? Öğle namazını 4-4-2 zor. Yeğenim ya sen 4 farzını kıl. Sünnetler bana ait. Olur mu dayı? Olmasa olur der miyim ben sana? Tamam. Belki 3-4 ay kıldı Mustafa. Sonra dedi, dayı dedi, gerisin ben de kılacağım artık bırak dedi sen. Bak oraya geldik elhamdülillah. Bir hemen bir hatırıma bir örnek geldi, hemen onu şey yapayım. Mehmet abi Almanya'da, Allah'a sonsuz şükürler olsun, sizin hasenat defterinizde göreceksiniz. Bir felsefe talebesi, son sınıf, Alman, Müslüman oldu. Geldi. Kiliseye gitti. Kiliseye cevaplar bulamadı. Felsefe talebesi. Kilisede bir suyla mı alakalı, mobilya mı alakalı bir usta vardı. Nur talebesi. Orada usta olarak çalışıyordu. Ona şahit oldu o olaya. Ona Mehmet şahit oldu. İşte öyle bir geldi. Felsefe talebesi hiç unutmuyorum. Ramazan'da da. Elhamdülillah. Schweinfurt'taydı. Bak isim de veriyorum. Schweinfurt'taydık. Tobe. Kuksa Efendi. Schweinfurt'taki parkta oldu. O da talebeymiş ama o talebe. Bu dershaneye geliyor. Kuksa Efendi geliyor. Oradakiler şahit. Geldi. Bir şey anlatmak için uzatıyorum. Neyse soru sordu. Cevap verdik. Soru sordu. Örnek de veriyorum. Çok ilginçine gitti. İzahat yapmıyorum. İlim anlatmıyorum. Bir örnek veriyorum. Acayibine gitti ya. Bir şey diyemiyor, kıvranıyor. Yani bir örnek verince, Kur'an'ın 40 icazından birisi olayları misallendirmektir. Velillahi meselül âlâ. Ne demek hocam? En yüce misaller Allah'a ait. Allah veriyor. Ondan sonra bir örnek Mustafa. Tamam. Ama ilan etmedi Resul. Bak şimdi. Sonra öğle namazı vakti geldi. Arkadaşlar ne yaparsınız? Ben bir geldim ki abdeste çıktım, affedersin, tuvalete. Ezan okunmuş mescitte. Ondan sonra böyle kırmızı halı var. Herkes sünnete durdu. O da durdu. Arkadan bakıyorum arkadaşlar. Adam hepten feleği şaştı ya. Birisi eğiliyor, ona bakıyor. Ötekisi kalkmış, o hemen kalkıyor. Kim ne yapıyor, sonu yapıyor. Başı döndü adamın. Yatana yatıyor, kalkana kalkıyor. Bir tanesi uyuyacak ama. Bana demiş ki orada, ben de yatabilir miyim, secde yapabilir miyim demiş. Gota. Tabii iyi olur demiş. Oturuyordu. O da kalktı. Bak şimdi. Bir arkadan baktım. Sünnet ne anlar sünnet? Yani kilisede böyle konu şeklinde sistem çalışıyor. Şimdi bir tane kalkıyor bir tane hangisi? Bu biraz korktum yani. Bir sürü uğraştık yani adamla. Şimdi bir şeyle bozulacak. Tamam neyse. Ben hiç sünnete durmadım. Ben de farklı yapacağım. Herkese farklı gözükecek. Geri kaldım. Durmadım. Sünneti atlattık, kıldık. Kamet yedik. Cemaatle Türkçe dedim ki, bak ben sesli okuyacağım. Arkadan subhanallah, elhamdülillah falan diye uyarmayın beni. Gündüz öğleyin, öğle namazın farzı sesli okunur mu? Okunmaz. Arkamda yeni muhtedi, Müslüman olmaya fikrem bitmiş. Ama daha aday, daha ilan etmemiş birisi var. Ben bu mekruhu yükleneceğim. Bu ciddi bir neticeyi almak için ben bu mekruhtur o kadar.
Ben bu metrumu yükleneceğim. Onlara dedim ben sesle okuyacağım arkadaşlar. Beni uyarmayın namazda ya. Subhanallah. Baktı Hasan hala okuyor. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Yani bunlarla mı uğraşayım şimdi? İkaz etti. Adam şaşıracak. Ne oluyor? Ne oluyor? Yani beni uyarmayın. Tamam abi. En iyi kendimce iyi okuduğum veya çok zevk aldığım içimden gelen sureyi okuyacağım. Asıllık Rahman. Yani gayet Allah rızası için ama muktazi ve dayı adam. Sesti. Öğle namazını kıldık. Adam demiş ki ben hiçbir şey anlamadım. Tamamen kendine çıktım. Ne diyorlar onu? Hintçe şey buldum. O meditasyon. Ve o kendisi girmiş. Meditasyondan daha fazla kendimden çıktım. Ondan sonra o çıktı. O namaz surelerini duydu mu? Gayet suresine girdi kafasına. Ne yaptığımızı görsün. Bunu okurken şeytan defolsun. Girecek ya kulağına. Şeytan defolunca onun kalbine girecek zaten bu. Nasıl girecek? Secde etti mi şansı yok. Şeytanı kovdu, secde etti, tamam. Çıktık. Son sünneti de hep beraber elimizden geldiği kadar kalan farklı kimse eğilip kalkmasın dedim. Biraz beklesin. Son sünneti de öyle yaptık. Elhamdülillah kurtarım. Sonunda ben Müslüman olmam için dedi. Ne yapmam lazım dedi. Hiç unutmuyorum. Murat. Ben ne dedim biliyor musun? Zaten Müslümansın dedi. Ama ifade etmek istersen et. Nasıl dedi? Böyle niyet etti. Ondan sonra tekrar ettik. O tekrar etti. La ilahe illallah. Yani küçük bir şeyi mesela kaybetmeyeyim derken büyük bir şeyi kaybediyorsun. İlaçta misal verdi. İlaç kullanacaksın. İyidir. Ama çok kullandırma aynı acı. Ters olur. Öyle de umumun tatbik edemediği şahsi bir hüsün deva olmaktan çıkıp dağ olur. Mesela şahsi bir hukuk. Burada da misal verecek. Benim şahsi bir hukukum var arkadaşlar. Şahsi hukuk. Yani kendi ama bir de davanın temsilciliği var. Hepinizde, bende de. Kendi hukukumdan vazgeçebilirim. Mesela bana küfür edebilirler, hakaret edebilirler. Ediyorlar yani. Ediyor. Buna ben diyebilirim. İstersem derim. İstersem demem nizam. Hakkım helal olsun. Ama din sen et demez. Etten de demez, edersen dedi, senin hasenatını katlarız. Ama temsil etmiş olduğun bir davanın hukukunu peşkeş çekemem. Ha? Çekemez. Güzel bir sıfat veya ulvi bir sanatla meşhur olan bir adam, Hüsnü Suri'nin maverasını görmek şanından olan Nazari sanat perveranesine haksız olarak ona istat olunan emir arz edilip, gösterilir ise senin desti hattındır denilirse, bak ne güzel izah edeceğim ben, o emir sanatın tenasip ve muvazenesinden naşi olan güzelliğini ilhal ettiği için reddedip iraz ve teberi edecektir, haşa ve kella diyecektir. Muhakemat 23. Ben bunu mektubatta izah edeyim. Şimdi bana güzel bir elbise giydirdiler. Elbise insanı güzelleştirir değil mi? Güzelleştirir. Deseler ki nizam. Maşallah hocam ne kadar güzel oldun ya. Ben de desem yok canım tabi estağfurullah güzellik. Güzellik derdi lan. Güzellik birisi mi kaybetti de biz bulduk. Neresi güzel canım? Ya nerede kim yani? Bu ne olur? Küfran nimet olur. Küfran. Ama şöyle desem. Tabi canım benim gibi var. Ben gibi yok canım. Bir tane benim. Örneğim yok. Bu da ne olur? Gurur ve kibir. Gurur ve kibir olur. Bu da küfran enimi. Bu da gurur kibir. Ahmet Seyit ne demek lazım? Aslında. Ne dememiz lazım? Hem gurur kibir olmasın, hem küfran nimet olmasın. Yani denge nasıl olacak? Abi orada bir dua var. Fetebarekallahu ahsenül halidin diye. Yani bize bunu veren de, giydiren de Allah'tır. Bu bakımdan hani ona şükürler olsun. Üzerimizde görünüyor. Gibi bir o altında, evet. Altında bir cümle var Mehmet. Bizi güzelleştiren elbise de diyor ya burada. Evet. Yok o evet, cümleyi toş yapın. Güzel oldum fakat o güzellik bu elbisenin sahibine ait diye. Ha, evet ortada bir güzellik var. Güzel diyeni aldım.
Şimdi gururdan çıkacağım. Evet, ortada bir güzellik var tabii. Çünkü giydirmiş adam. Onu reddetmiyorsun. Evet, bende bir güzellik var. Ama bendeki güzellik bana aitti. Elbiseyi ve dolayısıyla elbiseyi giyene, giydirene aittir. Tamam, ne yaptın? Evet, bir güzellik var. Küfranın nimeti olmadı. Ama benim gibi var mı? Tabii bu kibir olmasın diye Halil Hocam. Ne diyorsun? Diyorsun ki, evet ortada bir güzellik var ama bu güzellik benim değil. Dolayısıyla bu libasındır. Dolayısıyla libası giydirene aittir. Bu da hem küfranı nimetten kurtardı seni hem de şükür etti. Tahtisi nimet. Bunlar tahtisi nimet. Kemal gibi oluyor sanki değil mi abi? Bir celali tepki var, bir cemali tepki var. Kemal bu. İnsanın ondan ifrat tefrikte. Çok güzel, güzel. Celal, cemal çarpışınca Kemal denilen insan çıkıyor. Celal temsilcisi cehennem, cemal temsilcisi cennet. Hakikaten evde de öyle. Uygulayalım bunu. Yani böyle celali bir şekilde hanım veya erkek celal. Oo, fırtına esiyor. Kadın da fırtına ise o zaman gök gürültüsü olur. Çok şiddetli. Biraz daha uzun sürerse depreme dönüşür. Yer sarsılır. İzâ zülzületin erdüzün zâlâhâ. Ve kâlel insânı mâlâhâ. Bu ne oluyor ya? Ve kâlel insânı mâlâhâ. Şaşırır bu neyin nesidir ya der. Yani acayip bir şey. Ama dengeli olacak. Mesela tahammül edemiyoruz değil mi? Ferşat Efendi var. Trabzon'da varmış. Bu olmuş ha, olmuş yazıyor. Karısı çok acizeymiş. Zembil Ali Efendi gibi. Zembili ne demek? İkinci kattan iple salkıyor zembili. Millet sorusunu oraya zembili atıyor. Cevabı da oradan alıyor. Görüşemiyorlar kadından dolayı. Kadın hakaret ediyor. Bu bilmem ne adama mı geliyorsunuz? Bunun var ya böyle siz de öyle misiniz diye. Onun için Zembil Ali Efendi kalmış. Şeyhülislam. Kimin Şeyhülislamı? Cinlerin ve insanların. Karısına böyle. Şimdi Ferşat Efendi, karısı çok acize. Acayip. Eski evler, Zekeriya Hocam da rahmetli anlattı bana. Eski evler bizim orada evin ortası topraktan. Topraktı yani. Ben yaşadım bizim evde. Bizim ev öyleydi doğduğum ev. Orada adama musallat. Ne yapıyorsa kızdıramıyor kadın. Ne yapıyorsa kızdıramıyor. En son gitmiş, kazmayı almış, evin ortasına fasulye ocaklarını açmaya başlamış. Fasulye. Ondan sonra oraya fasulye ekilir mi ya? Gaye şu. Yani kavga olsun. Tamam mı? Baktı ki alim yani. Adam onunla illiye olmuş. Baktı fasulyeler Mehmet abi getir ocaklarını yaptım. Gitti Ferşat Efendi'ne. Gitti dışarıda. Halsileri de getirdi. Sırıklarını. Dedi ki karı çok iyi düşündün. Buraya şey yaparız ama bunu da ben dedi yanına dikeyim. Fasulye olduğu zaman buradan alıp tencereye atarız buradan dedi. Dışarıdansa buradan hemen alırız. Tabii ki oturdu. Kadın kızdırmak yerine uyum sağladı mı adam? Bağırdı, çağırdı, bağırdı, çağırdı. Yani zaten şey yapmıyor. Bir kova suyu tepesinden aşağı döktü okurken kitap. Dedi ki bu kadar gök gürültüsünden sonra demiş. Bu kadar yağmur inilmesi konum normal demiş. Adam. Zembili Ali Efendi ne yapmış? Zembili Ali nasıl Şeyhülislam olmuş? Herkes abi bir şeyle imtihan olup kazanacak. Da. Kimisi kocasından, kimisi karısından. Zembili Ali Efendi evi terk etmiş. Mağaraya gitmiş. Her şeyi terk etmiş. Her şeyi. Mağaraya bakmış ki iki kişi var. Biraz da arkadaş olmuşlar mağaraya. Ondan sonra yani o da birisine kızmış. O da bilmem terakki için gelmiş. O da demiş yani ben işte ne demişse Zembil Ali Efendi. O üç kişi oldular Mehmet abi. Onu duymadım hocam. O nerede? Zembil Ali Efendi. Evet. He. O Şeyhülislam, Osmanlı Şeyhülislam'ında olmuş. Hı. Yavuz'un zamanında mı ne olmuş? Onun meşhur bir sözü var. Ya Kanuni mi ne? Kanuni galiba. Dışarıdan bir kanun getirmiş. Ondan sonra Zembil Ali Efendi demiş ki İstanbul'a bir de çeşme yapmış 40 tane çeşme. İstanbul'a öyle bir şey yaptın ki demiş. 40 tane çeşme 40 gün aksa o bilmem şeyi temizleyemez demiş. Ha. Böyle bir adamdı.
yasaları getirmiş dışarıdan. Ecnebi yasaları getirmiş. Ecnebi yasaları getirmiş. Kanun he. Bu adam evi karısından dolayı terk etti. Mağaraya gitti. Mağarada 3 kişi. Bunlar 3 kişi oldu. 2 kişi de onlar. Ama onlar da farklı sebepten gelmiş vesaire. Şimdi arkadaş oldular. Tamam. İnsanız da beşeriz. Bir gün, iki gün acıktılar. Acıktık ne yapalım demişler. Allah biz dinimiz için geldik ikisi. Sen de dinin için geldin. Biz de hepimiz dinimiz için geldik. O zaman Allah böyle kişilerin yardımcılarıdır. O zaman her gün sırayla birisi dua edecek. Dua edecek. Gökten sofra insin. Böyle ikisi de şiveli ya. Tamam bu ikisi ittifak etmiş. Bu da tamam efendim. Bunlar acayip yüksek veli. Bu Zembilal Efendi böyle kendisini acayip hissediyor. Birinci gün bir dua etti ne dediyse içinden tak diye bir sofra indi. Ramza indi bir sofra. Ondan sonra iyi şifayla yediler. Sonra sıra ikinciye geldi o arkadaşa. Kura ona çıkmıştı. O da bir dua etti. Sofra indi. Şimdi Zembilal Efendi kendisini biliyor. Ben ne diyeyim ya? Bunlar Allah dostları. Bunlar acayip. Dua edip biniyor. Ya Rabbi dedi ya. Ya Rabbi ben ne diyeyim? Aynı böyle. Allah'ım biri ve ikinci o kardeşimi sana ne dediyse, kimin vesile ettilerse, kimin şefaati hürmetine dedilerse, Ya Rabbi onun hürmetine ben de istiyorum. Beni de mahcup etme. Ya Rabbel Alemin dedi. İki tane sofra iniyor. İki tane. Ondan sonra baktık Allah Allah yediler. Dedi ya kardeşim sen dua ettin iki tane indi. Ne dedin ya? Vallahi dedi ben dedi utandım yani siz ettiniz ben böyle başıma bir şey gelmemişti. Siz ne dedinizse kimi şefaatçi yaptınızsa kimi yüzü sünneti dedinizse ben de onu şefaatçi yaptım. Siz kimi dediniz dedi ya ne dediniz? Birincisi dedi ki kardeşim burada bir kutbun azam var dedi. Zembili Ali Efendi'nin yüzü sürmetine ya Rabbi bize sofra indir dedim diyor. Ötesi de dedi ki ben de öyle dedim diyor. Bu başta da meseleyi öğrendi. Meğer insan evinden birisi değilmiş onlar. Onun secdeye kapanıyor şükür geri dönüyor. Ve ikinci kattan zembil salıyor. Zembil. Zembile soru soruyorlar zembile cevap indiriyor. Öyle bedava olmuyormuş demek ki. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Çok var mı? Çok güzel. Abi ayrı şeyle bağlasak hemen. Mesela genelde hani eşler çoğunlukla birbirlerinden hani şikayet ediyorlar. Mesela bazı hadislerde o şeylere de bakıyorum. Hakikaten sahabe hanımları bir araya gelip eşlerinden şekvalarını belirtiyorlar birbirlerine karşı. Ve hani okurken garip hissediyorsunuz yani şeyi. Burada Allah alem demek ki biri celali, biri cemali Allah bir araya getiriyor ki kemale ersin. Yani mevzu bu. Zahirde baktığı zaman insan niye anlaşamıyoruz, niye bilmem ne. Maksat anlaşman değil. Onunla kemale gelmen yani. Bu nokta tesis çok ediyor güzel. Sanki. Çok güzel. Anlaşmak. İşte bu, kemal ya. Kardeşim biz de toplum içinde yaşıyoruz da. Benimkisi acayip hem de. Bu kadar dershaneye gelen gideme insanlarla. O dengeyi tutturamazsan kimse etrafında kalmaz ki. Ya. Bak. Böyle bir ateist görmedim. 2-3 hafta onunla aynı hücrede kaldık. Ondan sonra Uğur Mumcularla yatmış böyle. Bir eli felçliydi. %40. Yıkayamazdı çamaşırını. Ben yardım ederdim. Temizlikleri ben yapardım. Bulaşıkları ben yıkardım vesaire. Yani ateist. Öyle bir şey görmedim. Giderken dedi ki, iyi ki seni tanımışım. İslamiyet hakkında. Sen geçen de ziyaret ettin. Yani Türkiye'nin en sayılı laboratuvar sahibi çıktı nasıl sarılıyor. Yani beşeriyeti acayip. Yani onun itikadına bakmadım. Hiç bakmadım. Beşeri insandır. Allah onu karşıma benim için çıkarttı. Küfür imana hizmet etti. İş atacağız da diyor, küfür imana hizmet eder. Tenasüp güzelliğin en mühim bir esasıdır ve adiliyetin tecellisiymiş. Şimdi onunla alakalı şu ağlar 77'den bir yere okuyorum. Çok harika. Bak, tenasüp yani denk olmak.
Tenasüp birbirine denk olmak abi. Bu en güzeli nerededir? Fikirde, davadadır. Himmette ama aynı mesela diyelim ki ailede dava olmaz da Mehmet abi. Şu evi götüreceğiz. Şu evi sağ selamet kabire kadar sağlam götürelim. Yıkılmadan. Tenasüp yani denk olmak. Yani kadın erkek eşit olmak değil denk olmak. Mesela adalet nedir? Tenasüpten çıkar. Zaten burada söyleyecek. Hemen ben acele edeyim. Mesela Mustafa. Şimdi yanında altında kişiler çalıştığı için söylüyorum. Eşitlik adalettedir. Eşitlik şu değildir. Herkese aynı davranmak değildir. Adalet de bu değil. Mesela ahıra indin. Köpek var, sığır var. Eşitlik yap kardeşim. Hepsine ot ver. Sığıra ot verdin, isabet ettin. Köpeğe de et ver, o da hayvan. Olur mu abi? Peki et ver. Köpeğe isabet ettin. Sığıra ne oldu? O zaman eşit, adalet şudur. Hak sahibine hakkını vermektir. Hakkı hayatına saygı göstermektir. Onun fıtratına uygun davranmaktır. Fıtratının işlevine mani olmamaktır. Allah'ın verdiği hakkı gasp etmemektir. Mesela o sığıra ot atıyorsun, köpeğe de et atıyorsun. Adalet de budur. Yani nedir o? Ona uygun, fıtratına uygun davranmaktır. Diyor ki hem kainatın bütün mevcudatı ile mizan altına alan, yani kainatı nasıl işlettiriyor Cenab-ı Hak? Adaletiyle. Nasıl yapıyor? Fıtrata uygun vazife veriyor. Mecra veriyor. Ondan onu istiyor abi. Güneşten yakmayı, sudan ıslatmayı istiyor. Ve bütün ecram-ı ulviye ve süfliyenin muvazenelerin idame ettiren, yani yıldızlar tarak saçtan geçer gibi galakside böyle geçerken çarpmayan yıldızları ve güzelliğin en mühim esası olan tenasübü veren, yani burun, kulak, ağız, diş, saç. Ben mesela Mustafa aynadan bakınca kendinden nefret ediyorum diye ödüm patlıyor mu? Yok. Alıştın değil mi? Ama Allah sana bir ruh verse, dese ki sana, ey Mustafa, gir bu mahzene, bu saraya ruhuna uygun bir tane beden seç. Bunu seçer miydin? Fıtratın bu olduğu yine de bunu gene seçerler abi. Çünkü fıtrat olur. Yok ki gülüyorum. Yani şöyle değil. Daha genelliyorum şimdi. İyi yaslanın ama. Kardeşim bak, iyi yaslanın. Allah ruhunuzu yarattı. Ey kulum, abidin kulum. Burada bir kız bir de oğlan seç. Bir kız bir oğlan mı var abi sende? İki. İki tane kız, iki tane oğlan seç. Hangisinin için seçecektin? Seçtin diye. Geldik dünyaya demeyecek miydin? Keşke bunu almasaydım da, şunu alsaydım, şu acüzeyi, mikrobu almasaydım. Nereden aldın bunu? Demeyecek miydin? Kafamızın etini yiyecektik daha devamlı. Keşke. He? Evet. Serdar? Evet. Ulan bu kızı, bu oğlanı keşke değil ya. Karşıdaki tereddüt kalmıştım ya. Onu seçseydim. Onun da başka bir fiyaskosu olacaktı. Bunu seçin. Keşkeler biter miydi? Seni tereddütlerden kim kurtarıyor? Allah'ın seçmesidir. Allah seni seçmekten kurtardı. Keşkelerden kurtardı. Şimdi baba öyle. Tersi. Baban kim olacak? Hangisini baba seçerdi? Bir denemek lazım. Yani anne seçmek kolay da, yani erkeğe göre, kız da kadın ise anne seçmek zordur derler. Yani anne seçmek bizim için kolay. Ama bu benim babam olsun ağrıma gider ya. Bir şey oldu. Ulan nereden seçtin bu olduğunu ya? Keşke bu kalası falan. Keşke biter miydi? Allah bizi tereddütlerden kurtardı. Bu adaletin güzelliği işte. Kim seçti? Allah.
Niye itiraz etmiyoruz? Eşler de aynı değil mi abi? Eşler de, ona geleceğim. İyiler iyilere, kötüler kötülere. Bakın aşağı yukarı evlenmeden önce bakın yandım piştim kül oldum köfte oldum. Ortalama aynı. Ama sonraki imkanlar, değişen hadiseler, nurlar o tanıdı, sen tanımadın, sen tanıdın, o tanımadı, o tanıdı, sen tanımadın. Bazı dengelerin biraz farklılaşmaya başlayınca kavgalar olmaya başladı. Sen niye alıyordun? Kaportası güzeldi. Malı vardı. Tamam. Kaporta, motora bakmadı kimse. Şimdi, peki sen onu niye seçtin? Sen de o tiptendin de o. Peki şimdi öyle mi? Bir misal vereyim size, ailenize lazım olacak. Adamın bir tanesi, şaşıracaksınız ama, yani çok ağır, bu sizi uygulamayın. Ben nasıl yaptımsa yaptım. Almanya'da mı? Bir tane Almanya'da, bir tane Türkiye'de. Türkiye'deki nasıl abi? Türkiye'deki çok ağır, daha kötü. Anlatın abi. Bir tanesini anlatayım ama yapmayın onu. Şimdi bir tanesi beni aradı. Abi dedi, pazar sabahı. Anladın mı Mehmet? Kafa sallıyor. Kıpkırmızı oldu. Pazar sabahı arıyor. Derse geliyor. Ama acayip şekli. Trakyalı. Abi dedim, odadayım. Sen, inan yalan yok. Sen çok ciddi bir mesuliyet altındasın. Sana bir şey soracağım. Ne karar verirsen ok bizim kararımızdır. Ondan sonra dedim ki ne mesele? Kadın, o zaman dedim tek yolu olmaz. Onu dinlemeden tek başına dinle. Git onun yanında Ayze'yi aç. Ahmet uzun. Açtı Ayze. Dinliyor musunuz dedim. Dinliyoruz. Dedim ikisi de karar verdi. O kadın beni tanımıyor. Yalnız kocasının hocası diye biliyor. Öyle diyor. Tabii kocasından dolayı da bana da gayzdı. Tabii ne, kime göre cevap verecek? Tabii ki ona göre verecek. Dedim ki karar vereceksin abi. Sen karar vereceksin. Hanım dedi boşanmak istiyor. Gerekçeyi anlatacak. Ondan sonra ben de tamam. Bugün son. Söyle bakalım. Dedi ki biz evlendik. Şimdi kadın diyor plaja gitmek istiyor. Pazar günü. Ben dedi bu kadar dinlediğim derslerden dolayı dedi plaja gitmek istemiyor. Kadın demiş ki bugün ben plaja gitmesen, götürmesen bu bitti dedi. Geçen hafta gitmedi mi? Ben tamam bu mesele bitti dedi. Ben de dedi ya dinimden olacağım ya eşimden. Tamam dedi bu yürümez dedi. Peki, yani çocuk da var, dini de gitmeyecek, yuvan da gitmeyecek. Dedim ki, ne yapayım, mudara, mumaşat, dedim ki bir şey soracağım size. Bir fabrika kuracağız, fabrika. Sıkmıyorum değil mi sizi? Yok. He, fabrikada ortağız, ortak, iki kişi. Fabrikaya ortak yaparken, Ramus abi, protokol var, şartlar, senin şartların var, benim şartlarım var. Ondan sonra sen okudun, ben okudum. Abi ortaya getirdik, kabul ettik mi? Attın mı imzayı? Fabrika işlerken, at nehri geçerken, at değiştirilir mi nehrin ortasında? Değiştirilmez. Böyle anlaştık mı abi? Böyle anlaştık. Siz evlenirken, bir şey anlaştınız mı? Anlaştık dedi. Hocam dedi, kadın fırladı. Biz dedi zaten plajda tanıştık dedi. Biz dedi plajda tanıştık. Şimdiye kadar giderdik dedi. Ta seni tanıyana kadar. Sendeliyor dedi. Ama sitemli, seninle tanışana kadar. Peki evlenmeden önce konuştunuz mu dedim. Konuştunuz. Bu meseleyi konuştunuz mu? Konuşmadık. Şimdi dedim fabrikaya misal verdi. Fabrikayı kurduk.
Protokolümüzü yaptık mı? Yaptık. Yeni bir şart getirebilir misin? Rams abi. Yok. Ne yapacaksın? Teklif edebilirsin. Ama ya kabul ettin ya ayrılalım. Bütün mesuliyet onu diyendedir. Peki evlilik de bir müessesedir. Anla din mi vardı? Yok. Allah dedim. Bir tanesini hidayet verdi. Ötekisine hidayetini saklıyor. Vermedi demiyorum. Şartları bulursa bak şimdi. Ona da Allah hidayetini verecek ama Allah bir şart arıyor. Şimdi peki plajı konuştunuz mu? Konuşmadık dedi. Ama orada yaşadık. Senin şimdi sen plaja gidemezsin diyemezsin. Ama kadın da sen benimle geleceksin de diyemez. Kadın biz anlaşmamız protokolde böyleydi. Yeni kayda getiremezsin. Adam dedi ki yani hocam şimdi plaja gidebilir mi? Ona bağlı dedi. Ama sen de gel diyemez. Öyle bir protokol yok. Ben plaja gideceğim ama sen de beni götür. Dedin mi dedim. Kadın demedi hocam dedi. Kadın bir anda hani böyle bir 200'de giden araba bir takla atar ya toz duman. Yani hocam ben gidebilir miyim? Sen serbestsin kardeşim. Protokolde öyle bir şey yok. Ama kocanın sen beni götüreceksin diyemezsin. Çünkü bu sen artık sen istemişsin. Böyle anlaşmışsınız. Allah buna önceden şey vermiş. Senin hidayetini de saklıyor. Ondan sonra bir anda ama abi dedi. Dedim abi mafsi yok. Fabrika böyle kuruldu. Tamam dedi. Tekrar kadın dedi ki hocam ben gidebilir miyim yani şimdi dedi. Kocanı götürmemek şartıyla sen serbestsin. Böyle bir evlilik yaptınız siz. Ondan sonra peki dedi. Oturdu. Adam kadın hazırlığını yaptı. Bana bak. Ondan sonra demiş duyduğuma göre ben gidiyorum demiş. Tamam demiş. Ondan sonra demiş ki kızmıyorsun değil mi demiş. Ne kızacağım demiş benim hocam. Hocam böyle demiş yani demek ki böyleymiş. Adam hukuku biliyor, fıkhı biliyor. Psikolojiyi de bana tamam ben de dinledim zaten. Allah Allah dedi. Kadın biniyor. Gidiyor. Plajın da adını söylemek istemiyorum. Kapısına kadar gitti. Geri döndü. Geri döndü. O vicdan. O rahmet ilahi nasıl tecelli etti. Geri döndü. Yarım saat sonra eve geldi. Ondan sonra dedi ki niye döndün? Niye döndün demiş. Hocanı aç telefon dedi. Bak şimdi. Tahsilli ikisi de. Hocanı telefon aç. Niye döndün demiş. Hocanı telefon aç. Açtı. Buyur kardeşim dedim falan. O benim hocam dedi. Tamam gene bir şey mi oldu? Yok hocam dedi. Hocam dedi. Böyle bir adaleti sağlayan dine ben iman ediyorum dedi. Ve bugünden sonra sen de şahit ol ki ben asla böyle bir şey yapmayacağım bir daha. Bu nasıl dedi ya? Bu fabrika misali de. Şimdi bize şey geliyor basit ama o içi yanan yani bitti bugün. Ve şimdi hanımlara ders yapan bir bacımız, kardeşimiz. İslam'dan önce Ömer. Yani adı İslam'dan önce Ömer. Yani bu nasıl bir adalet dedi nereden, ya. Nereden nereye? Ya nasıl bir adalet? Yani işte nedir o? Biz mudara ve mumaşaat yaptık. Ona uygun davrandık. Tamam. Allah Resulü diyor ya Kur'an'da ayette. Etrafındakilere sert davransaydın, etrafındaki kimseyi göremezdin. İnanın bana, bugün Allah şahit, Allah yalana şahit edilirse kafir olurum. Bugün dedim ki kendi kendime, ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun ki yanımda yani beraber hareket ettiğimiz cemaat arkadaşlar, beraber hepimiz kardeşiz.
öyle vefalı insanlar bana verdiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Vefalı. Bir tanesi bir tanesini tercih edemiyor. O kadar vefalı arkadaşlar var. Hamdolsun ya. Şimdi mudara, mumaşaat. Bu yalakalık değil. Kadının hakkı o. Nasıl? Hakkı olmayan şey hakkı mı? Onu tercih etmiş. Allah onu kız gidiyor diye canını almıyor. Onu taş etmiyor. Ona o mühleti veriyor. İman etmiyor, mühlet veriyor. Ben kimim ya? Küçüksün. Bitsin. Tercih olay. Baktı. Bu nasıl bir şey ya? Ama ben onu götüremezsin. O da ona. Şimdi o zaman sen onu götürürsen kadın erkeği cebir olur. Seni tutması cebir olduğu gibi onu da sürüklemen cebirdir. Sen yap. Yani ha, güzelliğin en mühim bir esası olan tenasubu veren, her şeye en güzel vaziyeti verdiren, her ziya hayata hakkı hayatı verip ihkakı hak eden, yani ne lazımsa hayatını veren, hayatı vermekle hayatına lazım olan levazımatı tedarik eden, ihkakı hak denilen ve bunu yaparken ismi nedir? Cenab-ı Hak. Hakkı hayatı verip hakkı hayatına lazım olan levazımatı da veren Allah'a hak denilir. Onun için benim ismi azamım haktır. Cenab-ı Hak'taki hak. Ya hak diye bağırırım. Geleni ya hay diyor. Benim ismim hak. Öyle. Yani hakkı hayatı veriyor. Yani ben imandan da şey kabul ediyorum. Çünkü iman sonra geliyor. Varlıkta Allah'ın dışında bizim için en büyük nimet var olduğunun şuurunda olmaktır. Var olmak. Var olma bilinci. Bu var mı? Haberi yok. Var olma şuuru. Uydurukçasıyla bilinci. Var olmak var ya, var olma şuuru. Ben varım diye bilmek kadar. Varlıkta bundan daha büyük nimet yoktur. İstersen felç ol. Ben varım ya. Bir düşünün hele gece ya. Allah varken hiçbir şey yoktu. Yani şöyle bir misal vereyim de varlığın ne demek olduğunu anlarsın. Affedersiniz. Özür diliyorum. Babamızdan atılan su. Bir anda atılan su. Tıp diyor ki 500 milyon onunla çocuk olurmuş. Bir anda. Onların içinde daha önce atılmış, sonra atılmış ama bir defasının içerisinde 500 milyonun içinde bir hücre benim. Olma ihtimalim sıfır. Benim olma ihtimalim karşınızda olmaz. Sıfırdı. Tamamen lütfu ilahi. Hiçbirisi yapılmadı, ben yapıldım oradan. İşte var olma şuuru var ya, ben varım diyebilmek kadar bu şuurunun ifadesi imandır. Farkındalıktır. Varlığının farkında olan iman eder. Her şeyi en güzel vaziyetini veren, işte bu farkındalığın ismi haktır, hak. Cenab-ı Hak. Farkındalık. Ne diyor? Her ziyayata hakkı hayatı verip ihkakı hak eden. Böyle bir tövbe Allah'ımız var. Kaliteli çektim de tövbe. Yani sonra mütecavizleri durduran, cezalandıran bir adiliyetin haşmetli güzelliğine bak gör. Bu nedir o? Tenasup. 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 Yani Allah'ta bir gaye var. Bende, sizde arkadaşlar bir gaye var. O gayeye uygun kendini yönetmeyi beceriyorsan en zor nedir biliyor musunuz? Kendini yönetmektir. Kimse kendisini yönetmeye talip değil, başkasını yönetmeye talip olmuş. Hep dışarıdayız. İçeriye tanışmak, içeride yaşamayı pek istemiyoruz, korkuyoruz. Hep karşıyı, kendimizi yönetmeyi bırakmışız. Korkuyoruz içeriye girmeyi. Kendimizle tanışmayı korkuyoruz. Kendimizle beraber olmayı, illa nedir o? Başkasına müdahale ediyoruz, karışıyoruz. Çomak sokuyoruz. Karışma ya. Kendinle meşgul ol. Kusurlarıyla. Kendi kusurlarıyla meşgul ol. Kendimizden kaçıyoruz. Kendini sevmeyen eşini sever mi? Kendisiyle barışık olmayan eşiyle barışık olur mu?
kendisine hırçın olan, yani ifrat tefrit yapan, bir şey olmaz diye özgüvenini yıkan, ben diye yap canım. Ya kardeşim, haşa, en rezil fiil yapsan bile, en kebair bir şey yapsan bile imansız olmazsın. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değil, günah ile yeisi atmaktır. Şeytanın gayesinin gayesi, gayatul gayası, yeisi. Yeis neydi? Ümitsizlik. Ne olursanız olun, Allah rızası için sakın ha, ne halde olursan olun, nereye düşerseniz düşün, fakat asla ümitsizliğe düşmeyin. Ümidini ancak Kur'an'da der ki, kafirler benden ümidini keser. Ayetini okur musun? اِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Meali? Allah'ın rahmetinden kafir kavminden başkası ümidini kesmez. Kesmez. Duydunuz mu siz sesinden? He, sesi ufak geliyor mu? Nasıl bir hafız? Türkçesini söylüyoruz, ayetini söylüyoruz. Maşallah, acayip bir şey ya. Kan, gurur duyuyoruz yani. Benim yapamadığım şey. Hoca Türkçesini söylüyoruz ama kafamda ayetler var. Okumuşuz ya, okuyoruz. Ama hangi ayet olduğunu da bilmiyorum ama ayet. Bak adam ne söylese kendisini okuyor. Elhamdülillah. Peki son cümleyi okuyorum. Bitti. Bitmedi de ben daha okumayacağım. Tenasubun bozulması muvazeni ihlal eder. Bunun için tenasubu bozup muvazeni ihlal ediyorlar. Mesnevi Nuriye 135. Yani tenasubun bozulması muvazeni bozar. Ustad misal verdi ya. Mesela altın çok kıymetlidir diye burnunu altın yapacağız. Ona altın sahibi olayım diye burnunu çok büyük yapsan suratla ne olur? Altından olsa tamam lan burnunun altında yapacağız. Nasıl bir burun istersin? Bu kadar mı daha büyük mü? Ulan altından biraz fazla olsun. Böyle bir burun olsa tenasubu bozar ya. Çirkin olur ya. Nazlar zengin olur. He? Nazlar zengin olur. Bize şey yaptı. Peki Allah Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Tenasubu muhafaza eylen olanlardan eylesin. Amin. Bir de mudara ve mumaşaat. Mudara ve mumaşaatı en azından fikretmeyi, hissetip, mahsetmeyi, zevk etmeyi Allah nasip etsin. Amin. Onunla yönetebilmeyi. Mudara. Bir, tenasubu muhafaza. Mudarayı, mumaşaatı. Hem kendinden zevk alırsın, kendinden zevk aldın mı, ibadetinden de zevk alırsın. Kendinden zevk almak. Ya. Vahir davahum en ilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.